Bu işin önemini kavradığını sanırım. Elbette şefim. Yalnız... Yalnız ne? Yardımcı şart mı? İtiraz kabul etmiyorum. Evet. Beklediğiniz konuk geldi efendim. İçeri gönderin. Geldi. İyi günler efendim. Hoş geldiniz Melike Hanım. Sizi Erol Bey ile tanıştırdım. Erol Bey, yardımcınız Melike Hanım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Her şey ayarlandı. Kadının kaldığı otelde boş kadrolar var. Orada çalışabilmeniz için bütün evrak tamam. Şimdi işin ayrıntıları için toplantı salonuna geçebiliriz. Şef, özür dilerim ama... ben az önce konuştuğumuz mevzuda... Eğer istifa etmeyi düşünüyorsanız... Hayır, hayır! Tam aksini düşünüyorum efendim. Yani iyi ki bir yardımcı düşünmüşsünüz diyorum. Şişt, bana bak Sami! Kadına saldırdın, doğru mu? Ah, ulan Züleyha, ah! Abi, benim için fark etmez tabii de, burası mutaassıp mahalledir. Dedikodular gerçekse yanmışsın. Kim söyledi ulan? Şimdi Züleyha yenge deyip de moralini mi bozalım Sami abi? Hay yengeler götürsün onu! Elmaların ne günahı vardı be abi? Referanslarınız çok çok iyi. Otelcilik konusundaki tecrübelerimi Kanarya Adaları'nda edindim. Ama kuş sesi pek sevmem, burada çalışmak istiyorum. Anlıyorum. Birbirinizi daha önceden mi tanıyorsunuz? Yok, hayır. İş ve işçi bulma grubunda tanıştık. Baktık adresler aynı. Evet. Evet. Pekala. İşe alındınız. Deneme süresi bir aydır. Hatırlatmakta fayda mülahaza ediyorum. Bu süre içinde kovulursanız kuruş maaş alamazsınız. Tabii. Evet efendim. Evet tamam. Pardon anlamadım. Yarım şişe rakı, cacık, minik köfte istiyorum. Evet, evet yumurtanızı rafadan gönderdim. Saat mi? Öğleden sonra saat 4 efendim. Anlamadım. Siz kimsiniz hanımefendi? Oda servisi değil mi? Oda servisi annenizdir sizin. Koç yumurtası mı? Tabii koç yumurtası rafadan olamaz. Salak mı? Rüstem, nasıl bir yere geldiğimizin farkında mısın ha? Boyu batasıca herif. Resepsiyon buyurun. Oda servisi kalmadı efendim. Alo buyurun. Oda servisi mi? Pardon, resepsiyon burası. Alo buyurun. Evet, burası şen kasap. Bir kilo yağsız kıyma mı? Alo efendim. Bir dakika. Bir dakika hemen bağlayacağım. Alo. Tamam efendim, tamam şimdi bağlayacağım. Hay Allah, bir dakika bekleyin lütfen, bekleyin. Çırak birazdan getirir. İyi geceler. Buyurun efendim. Evet Nuri Bey. Tamam, başlıyor efendim. Buyurun efendim. Yeni arkadaşlarımızla tanıştırayım sizi. Melike Hanım santrala bakacak. Erol Bey sizinle birlikte çalışacak. Sami Bey otelimizin değişik hizmet birimlerinde çalışır. Yani gereğinde müdür, gereğinde garson, gereğinde de komya olarak. Memnun oldum. Ben de. Değişik hizmet birimleri dendiğinde doğrusu ya mutfak aklıma gelmemişti. Dikkatli durula. Pek pek anladık. Nuri Bey'in affı yok. Pardon. Bu 7. pardonun canım. Böyle devam edersen maaşını pardonlar götürecek. Üzerine varma çocuğum be Sami. Daha dün bir, bugün iki. Öğrenir elbet. Ya ben onun iyiliği için konuşuyorum. Allah Allah. Sen onu bırak da Züleyha abladan bahset. Çamaşırhanedeki çocuklara kan kusturuyormuş iki gündür. Züleyha ismini duymak istemiyorum.
şu meselenin aslını astarını hala anlatmadın. Bırak Allah aşkına ya! Yani aşk vaziyetleri. Anlamıştım zaten. Sen lafı karene getirmek istiyorsun Arap. Karen? Ah, pardon. Sekizinci pardon. Bu isim sizi niye bu kadar heyecanlandırdı Erol Bey? Yok canım, yani ne kareni diyecektim. Karen ne demek istemiştim de. Sence ne olabilir? Bir Fransız yemeği olabilir. Yok ya! Yani Avrupalı bir kadın ismine de benzemiyor değil ha. Tam üstüne bastın Erol kardeşim. Sami Bey'in son göz ağrısı. Herkes işiyle ilgilensin lütfen. Süper Yıldız Oteli'nin sahibi ve genel müdürü Nuri Bey'in bana verdiği yetkilere dayanarak emrediyorum. Bizler Süper Yıldız Oteli'nin çocukları mutluyuz yıllardır. Yedi pardon daha gitti. Ay kardeş, bacaklarını ayırıverecektim billahi. Sen ümit ver, ümit ver, sonra kalk elin gavuruna saldır. Saldırdığı kimmiş? 103'teki karı. Ha, Karen. Hah işte o. Kare mi, üçgen mi, daire mi? Nasıl olmuş? Nasıl olacak kardeş? Bizimki ayran gönüllünün teki. Karı da kuyruk salladı zahir. Allah Allah! Ya! Tam da evlenme arifesinde. Evlenme arifesinde mi? Elbette. Tam anneme her şeyi anlatmayı düşündüğüm günde. Sakin ol canım. O gece evine gittiğimi bir bilse annem, görürdü gününü. Ama yakındır. O karının yanında bir daha göreyim. Bildiğin gibi değil. Bir afet-i cihan. Anlıyorum. Bekle, birazdan yemeğe inecek. Allah! İşte o! Karen! Ah ulan ben sahiden çarpılmışım be! Sahi mi? Hiç belli olmuyor. Ben özür dilemeye gidiyorum arkadaş. Dur, beklemesini öğren. Övünmek gibi olmasın, bu konularda epey tecrübeliyimdir. Kendimi affettirmem lazım. Her şey sırayla. Demek Karen bu. Merhaba. Sami biraz safça galiba. Saflık yanında masum kalır. Hıyarın ağababası. Züleyha evlenme arifesinde olduklarını söylüyor. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Şüphelerimizde haklıyız galiba. Karen bugün iki kez aradı antikacıyı. Paralelden dinledim. Her laf şifreli. Dıştan dinleyen birisi için gayet normal. Bu durumda yapılacak tek şey, değişik bir tiple otele müşteri olarak gelmek. Günaydın. 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 Gece nöbetlerinin en iyi ilacı sabah koyu bir kahvedir. Özür dilerim. Siz de mi otelcisiniz? Hayır efendim. Ben Ordinarius Profesör Hakkı Bilir. Arkeolog. Vah vah! Demek alkoliksiniz. Bir tedavi olsanız? Arkeolog, arkeolog. Ha, mezarcı! Buranın antika bir yer olduğunu bilirdim ama... Bir oda rica ediyorum. Tercihan 102 ya da 104. Uğurlu rakamlarımdır da. Allah Allah! Son Mısır gazımda 102. kazma darbesinin ardından 17. Ramses'in mezarını buldum. İsterseniz 17 numara da boş. Yo, yanlış anladınız. Benim Ramses'te işim bitti. Şu anda İstanbul'dayım ve çok mutluyum. Pekala. Melike Hanım. Buyurun. Erol Bey'i bulup gönderir misiniz lütfen? Henüz gelmedi. Nereye gitti? Santral için gerekli birkaç parça şey istemiştim. Karaköy'e kadar gitti. Sanırım bir saate kadar burada olur. Anlıyorum. İş başa düştü. Bavullarınız vardır herhalde. Dediğim gibi, adamlar son derece uyanık. Dikkatli olmalıyız. Bugün Cenevre'den gelen telekse göre iki güne kalmadan iş bitmiş olacak. Malı yakında teslim alacaksın Karen. Okey şef, her an hazırım. Harikasın, sana bayılıyorum. Muharrem'e söyle, arabayı hazırlasın. Baş üstüne şef. Buyurun. Papatyalar açtı. Evet Erol. Kadının odası boş. Biliyorum. Az önce çıktı. Yedek ekip takipte.
gitti. Ya otel? Fazla gecikmemelisin. Tamam. Nuri Bey görevlendirmese buralara uğrayacağınız yok zaten. Eve de gelmiyorsunuz. Nöbet çizelgesini tutan ben değilim. Tutanı bulsam? Sana güvenilmeyeceğini biliyordum zaten. Hem bana nameler yağdır, hem de... Özel hayatım kimseyi ilgilendirmez. Senin özel hayatına. Tutmayın ulan beni. Gel lan buraya. Gel buraya geberteceğim seni. Ne olmasın geberteceğim. Seni alacak, geberteceğim seni. Geberteceğim seni. Sıkacağım boğazını. Oo, kolay gelsin. Rahatsız etmiyorum ya. Geberteceğim. Geber. Namus. Durun bakayım. Geberteceğim. Ayrılın bakayım. Erol sıkarayım başımdan lan. Süleyha Hanım lütfen. Lütfen Süleyha Hanım. Karışmalar işime. Peki, peki. Aaaa! Aman! Aman! Kısırma lan kulağımı! Süleyha Hanım, biraz sakin olun lütfen. Kime ne be? Kime ne? Canımı tak dedi. Bu herifi gebertmeden bırakmayacağım. Bırakmayacağım! Daha sakin konuşmalıyız lütfen. Kimse karışamaz. Aşk inatı bu, aşk. Bu da şehvet kurbanı. Öldürücü bir aşkla karşı karşıyayız. Bak Süleyha bacı, o her zaman elinin altında. Dilediğin zaman öldürebilirsin. Ama önce konuşulması gerek. Sağ ol. Dost dediğim böyle olur. Her şeyi anneme anlatacağım. Cinayet masasını anlatmaktan iyidir. Sana öyle geliyor. Bence cinayet masasını anlatsın daha iyi. Sık ulan gırtlağımı, ölmek istiyorum. Sami. Sık ulan sık. Cellat suratlı karı. Ben bu hakarete dayanamam. Sıkacağım! Yeter artık be! Sabrımı taşım, işin ikinci de gırtlağını ben sıkacağım. Ben karini seviyorum! Kim ne derse desin! Birazdan gidip Allah'ın emri peygamberin kaviyle isteyeceğim onu! Bana! Bana ihanet ha! Sana ya! Duydun işte duymak istediklerdi! Allah! Tutmayın beni! Yeter lan! İkinizi de harcarım ha! Yetti be! Daha sonra ikinizi de ayrı ayrı dinleyeceğim. O zamana kadar barış ilan ediyorum. Ağzına sağlık. Bir kelime daha istemiyorum. Çamaşırhanenin nöbetini ben üstüme alıyorum. Sami Bey, derhal burayı terk edin. Ama abi! Kızın gitsin dedik. Damat olmasın demedik ki. İyi ki sizin gibi sevenlerim var. Ama beni yolumdan döndüremezsiniz. İkinize de en derin, en derin, en derin saygı... Ulan ben sana şimdi gösteririm! Anne! Gel!